Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Biz TÜZ ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Bildiğiniz gibi hisseler şu an sağlıksız fiyat oluşumlarına devam ediyorlar. Bu yüzden sadece endeks üzerinden yorumda bulunacağız ve günlük e, haberleri yorumlamaya çalışacağız bu dönemde. Dün e, birkaç tane takip ettiğimiz önemli hisselerin destek ve direnç noktalarını paylaşmıştık. 7 dakikalık gibi kısa bir video ile. Şimdi isterseniz bugünkü gelişmelere bakalım. E, Biz de aynı 118'de olduğu gibi e, 118'den destek alıp 119 kapattığımız gündeki ölü balık sıçrayışı dün de gerçekleşmişti. Yaklaşık 114 bölgesinden destek alan piyasa 115 civarlarından kapansa da bugünkü görüntü yine bu kademenin altında oldu. Yine bahsettiğimiz gibi 118 bölgesindeki kırılma gibi buradaki bölgedeki kırılma da. 108-500 ihtimalini arttırdı. Bu bölgeye artık destek konumunda ve buraya artık çok fazla bir uzaklığımız kalmadı. Yani bugünkü kapanış itibariyle bakarsak yaklaşık %3.8'lik bir düşüşle artık ana desteğe değmiş olacağız. Almanya Endeksi bugün iyice kötü durumda. Çünkü Almanya Cumhurbaşkanı Merkel 2 Kasım'dan itibaren karantina önlemlerinin alınacağını ve bu önlemlerin oldukça sıkı olacağını ve ellerinden geldiğince ekonomik aktiviteyi açık tutmaya çalışacakları ile ilgili bir açıklama yaptı bugün öğleden sonra. Tabi bu açıklamalardan sonra zaten kırılıyor olan piyasaları şu saatlerde vadeleri eksi 4 seviyesinden işlem görüyor. Yaklaşık dün de %4'ü görüp %3,5 civarlarına falan kapanmıştı. Anladığımız kadarıyla bu düşüş sürecek. E, Trump akşam saatlerinde bir umut veren bir açıklama yaptı. Daha doğrusu umut mu yoksa rüşvet mi tam olarak takdiri sizin. Akşam saatlerinde e, teşvik paketiyle ilgili eğer seçilirsem ilk işim tarihte eşi benzeri görülmemiş bir teşvik paketini hazırlayacaklarını ve bunu uygulamaya hemen sokacaklarını bildirdi. Yani bu seçimden sonra güçlü bir ivme oluşturacağını yani şu dalgalı birkaç gün için sizden sabretmenizi diliyorum. Dediğim gibi destek bölgelerinde bir miktar satış yapmanız için bu endeks analizlerini yayınlıyorum. 3 gündür arka arkaya ve e, bulunduğu bölgelerdeki kırılmalardaki hassasiyeti ve satış miktarını siz de gördünüz. Tahta sahipleri bunları yapmak zorunda. O kadar satışı karşılama imkanları yok çünkü. Bu sebeple e, bu bölgede kırıldığı için artık muhtemelen... Yani bu perşembe ve bugün öğleden sonra biraz kapalıydık. Bugün kapalıydık. Yarın öğlen, yarın da kapalıyız. Sadece tek işlem günümüz cuma kaldı. Yani şu bölgede dış piyasada bir tepki oluşursa muhtemelen şurada e, gösterdiğim 111 bölgesinden bir destek alabilir piyasa. Nasıl destek alabilir? Yurt dışı yarın bizim kapalı olduğumuz gün artıya geçebilirse. Eğer dış piyasa bu düşüşünü, kırılganlığını, e, bu haftanın sonuna kadar sürdürürse şu gördüğünüz kalın çizgi yani benim size şurayı kırılmadan önce çizdiğim bu destek mutlaka görülür. Çünkü zaten e, 118'in kırılmasıyla 114 bin desteği zaten zayıflamıştı e, 114'e gerildikten sonra da zaten şu aradaki dirençlerin hepsi zaten fasafiso yani burada destek falan yok. Diyebiliriz yani çünkü muhtemelen sağlıksız fiyat oluşu, oluşan bir ortamda bunları da muhtemelen dikkate almamanız gerekebilir. E dediğim gibi hisse azaltımı yapan arkadaşlar buralarda ve buralarda ek alım yapabilirler. Buralarda destek bölgelerinde alım yapabilirler. Onlar için avantajlı olacaktır. Ben ekstra bir durum olursa tekrar değerlendirme yapacağım sizler için. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.